Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste artık ne yapacağız? C++'ın aslında en temel özelliklerinden biri olan, en önemli özelliklerinden biri olan template'lere giriş yapacağız arkadaşlar. Peki bu template'ler ne? Template'ler isminden de anlayacağınız şeklinde aslında şablon arkadaşlar. Neyin şablonu? Aslında bizim verdiğimiz bu generic kalıpların şablonları. Biz temel olarak C++'da template'i neden kullanıyoruz biliyor musunuz? Aslında şundan dolayı. Template give away us to define type. Türleri aslında biz ne yapıyoruz biliyor musunuz template'te? Türden bağımsız hale getirmeye çalışıyoruz bütün değişkenleri. Template give away us to define time. Independent variable. Bu ne demek aslında? Bu şu demek. Biz bir programa bir giriş yaptığımızda bu integer de olabilir, double de olabilir, başka bir tür de olabilir arkadaşlar. Eğer ki biz template'leri yazarsak, bu template kalıbını burada kullanırsak, bu template bize ne sağlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu türü derleyici tarafından algılanmasını ve bu türe uygun kodun yazdırılmasını sağlıyor. Örneğin ben bir integer değer verdiğimde veya double değer verdiğimde veyahut bakın float değer verdim ya da bir class türünden değer verdiğimde bu template ne yapıyor biliyor musunuz? Otomatik olarak bunun türünü tespit ediyor ve tespit ettikten sonra gidiyor ona uygun olan fonksiyon modunu aslında burada yazmaya çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlar template aslında ne iş yapıyor biliyor musunuz? Aslında şunu sağlıyor. Provide us to write a code diyorum bakın buraya in compiler. Aslında biz template'leri kullandığımızda bu sentaksi kullandığımızda derleyiciye kod yazdırıyoruz. Bu ne demek? Biz bir programı integer de verebiliriz. Double de verebiliriz. Ama bakın derleyici buna uygun modda gidip bunun fonksiyonlarını yazarsa bunun içeriğini buna uygun şekilde düzenlerse aslında biz ne yapıyoruz? Tek bir kodla aslında bütün türleri kapsayacak şekilde ortak fonksiyonları ifade edebiliyoruz. Şimdi bakın burada iki tane tür var. Onlar ne? Birincisi derleyici compile time'da bir fonksiyon yazarsa bakın function template dediğimiz bir kavram oluyor. Compile time diyorum bakın. Ya biz bunu yapıyoruz ya da class template dediğimiz bir kavram var. Yine bu compile time'da oluyor. Bir class'ın içeriğini ya da class'ın içindeki bu yapıyı eğer yazmaya çalışırsa biz buna class template diyoruz. Yani function template aslında ne yapıyor? Biz buna bir kod veriyoruz. Kodu verdiğimizde bunun türünü belirtmiyoruz. Ama türünü belirtmememize rağmen ne yapıyor aslında bunu? Derleyicide siz bunu derlemeye çalıştığınızda onun doğru kodunu, doğru türünü kendi buluyor. Kendi bulduktan sonra da gidiyor ona uygun bir kod yazıyor bakın. Runtime'e ait değil bu. Bu yüzden bakın. Aynı şekilde class'lar için de geçerli bu. Ve bu yüzden bizim generic cost'umuz runtime'da değil. Yani kod ya da derleyici bunu gidiyor ne yapıyor? Bizim istediğimiz alanda aslında yazdırıyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada iki tür var dedim ya. Bir function template'imiz var. Bu function template ne? Aslında şu, türden arındırılmış bir kod yapısı aslında bize tanımlıyor arkadaşlar. Ve burada sadece bir tane fonksiyon var. Ama bu fonksiyon can be used in every type diyorum bakın. Bütün türlerde kullanabileceğiniz bir fonksiyonunuz oluyor sizin aslında burada. Aynı şekilde class template'in içerisine geldiğimde class'ı siz tanımladığınızda bakın one class that can be used in every type and
class ifadesini buraya verebiliyorum. Yani aslında siz ne yapıyorsunuz? Derleyiciye full kodu bütün türleriyle, birimleriyle vermiyorsunuz. Derleyiciye bir olanak tanımlıyorsunuz. Derleyiciye diyorsunuz ki bak abi, ben buraya integer da verebilirim, double da verebilirim. Ama ben buraya ne vermişsem sen git ona uygun bir şekilde kod yaz ve bu kodu çalıştırdığında da ben bunu kullanabileyim diyoruz. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? Bakın, keyword ya da bunun syntax kuralları aslında şu şekilde veriliyor. Bakın, normalde bizim elimizde bir template var ve aç kapa aslında büyük küçük işaretini buraya koyuyoruz. Buraya arkadaşlar hangi türü biz bildirmek istiyorsak, örneğin class T ya da template'in içerisinde type name T, bu ifadeyi yazdığımızda ve bunların altına fonksiyonları koyduğumuzda biz bunu kullanabiliyoruz. Örneğin mesela add function olsun, void add olsun, add'i koyduktan sonra bunun altında biz bunu çalıştırabiliyoruz. Ya da şurada void subs olsun ve bu subs'ı biz burada çalıştırabiliyoruz. Artık t'yi de bir tür olarak burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani template'in en önemli amacı ne? Aslında hiçbir şey runtime'da gerçekleşmiyor. Siz derleyiciye yazdırdığınızda birden farklı modda bunu derleyebiliyorsunuz. Derledikten sonra bunu kullanabiliyorsunuz. Bakın, bir class'la siz istediğiniz kadar farklı türü aynı yerde verebiliyorsunuz. Normalde bakın bizim ne yapmamız gerekiyordu? Namespace'te bunu maskelememiz gerekiyordu. Önceki derste biz bunu görmüştük. Namespace'te maskelediğimizde biz ayrı ayrı class'ları kullanabiliyorduk. Farklı farklı türe hitap eden. Ama bakın artık template ben burada eğer kullanırsam, bunun mekanizmasını tam ve doğru bir şekilde ben buraya verebilirsem ne sağlamış oluyorum? Temel olarak bakın, en önemli olarak ne sağlamış oluyorum? Türden bağımsız hale getirilmiş bir kod yapısını burada sağlamış oluyorum arkadaşlar. Template'ler aslında bu işe yarıyor. Peki, biz böyle anlatıyoruz ama anlatmak yetmez. Bunun uygulamasını yapmamız gerekiyor. Bakın, buraya geliyorum. Şöyle bir -1 diyorum ve bunun örneğini yapmaya çalışacağım şimdi bakın. Using namespace diyorum bakın burada. Namespace std int main diyorum, return 0'ı buraya koyuyorum bakın. Şimdi bunu koyduktan sonra ben bir tane gideyim, her yerde standart bir örnek vardır burada. Bir swap fonksiyonu yazayım. Bu swap fonksiyonu ne iş yapsın bakın? Aslında şunu yapsın. Benim bir swap fonksiyonum olsun, my swap diye. Ve benim iki tane türüm olsun. Ve bu türleri aslında birbiri arasında değiştirsin. Yani iki tane değişkenim var. İki değişkenin R1 değişkenini R2'ye, R2 değişkenini R1'e atayabileyim. Şimdi ben syntax olarak ne demiştim? Şuraya bir kere bizim template yazmamız gerekiyor. Class T diyorum bakın burada. Class T benim generic türüm oluyor. Eğer ben buraya swap yapacaksam, T'nin referans R1'i ya da T'nin referans R2'sini ben buraya koyarsam, ben zaten bu kodu çalıştırdığımda bu class'ın içerisinde ben ne geçtiysem o türlü aslında bu fonksiyonu çalıştırıp işleme alacak arkadaşlar. Biz bunu zaten smart pointer'da yapmıştık bakın. Ama burada bir daha yapıyoruz. Şimdi bakın, ben mesela aşağıda geleyim. Şöyle bir int x eşittir 10 diyeyim ve int y eşittir 20 ifadesini buraya koyayım ve my swap'i içerisine x'i ve y'yi koyayım. Sonra gideyim bunların değerlerini yazdırayım. X boşluk y ifadesini buraya koyayım bakın. Şimdi bakın, ben bunu çalıştırdığımda şöyle çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda benim launch json'ımı oluşturdu. Oluşturduktan sonra bakın debug konsolumun içinde ne var burada? Terminalde ona 20 değerini burada verdi. Ama bakın, burada bir hata verdi mi? Kesinlikle vermedi. Peki ben buraya type name yazarsam arkadaşlar, bunların zaten şeylerini ben size anlatacağım. Farklarını anlatacağım. Type name yazarsam ben burada bir fark alır mıyım? Almam arkadaşlar. Swap'i burada çağırıyor ama birbirinin içerisinde bunları ne yapmıyor? Aslında değiştirmiyor. Peki değiştirmek için şöyle bir şey yapsam. T türünden bir temp tanımlayıp R1'e koysam. Bakın artık integer double filan yazmıyorum buraya. Aynı şekilde R1 eşittir R2
ve R2'yi de tempo atasam burada. Şu şekilde ve çalıştırsam. O zaman bana ne çıkacak? 20'ye 10 yazısı aslında burada çıkacak. Aynı şekilde bakın şu swap'ten önce de bunu yazdıralım. Yanlış olmasın. Şöyle çalıştırıyorum. Çalıştırdığına bakın. 10'a 20, 20'ye 10 yazısı burada geliyor. Şimdi bakın. Burada ben type name ya da class ifadesini buraya koyduğumda gidiyor bu t'leri ne yapıyor biliyor musunuz? Bu x'in ve y'nin türünün integer olduğunu bildiği için gidiyor bu integer'ın hepsini seçiyor. Yani integer olduğunu bildiği için derleme zamanında gidip burada ne yapıyor biliyor musunuz? Şu fonksiyonu gidiyor derleyici şöyle yazıyor. In compile time diyorum. Gidiyor bunu siliyor. Sildikten sonra şuraya geliyor int referans yazıyor. Int yazıyor. Şuraya geliyor int yazıyor. Ve bu işlemleri bu şekilde aslında yapmaya çalışıyor. Şimdi peki bakalım böyle bir ifade burada çalışır mı? MySwap'in içinde. Çalıştırıyorum bakın. Çalıştırdığımda 20'ye 10 yazısını ben yine alıyorum. Bakın compile time'da ben bunu alıyorsam, bu fonksiyon buna dönüyorsa, ben bunu double yaparsam eğer bakın. Şurada. Geliyorum bakın. Buraya da double diyorum. Ve çalıştırıyorum. Çalıştırdığında bakın burada hata veriyor. Neden diyor? Cannot bind non-constant error reference bilmem ne bilmem ne diyor. Yani aslında diyor ki burada sen bak buraya double giriyorsun diyor ama benim de int referansım var diyor. Bir kere ben bunun adresini alamam diyor. İkincisi maskeleyemem diyor. Sen bunu double yaparsan ben bunu yapabilirim diyor. O zaman ben sana bunun iznini veririm diyor. Ama diyor sen bunu yapana kadar ben bu ifadeyi ne değiştirebilirim ne de uygulayabilirim diyor adam. O yüzden bakın zaten derleyiciye bizim bunu vermemizin sebebi ne? Bakın ben bunu T yaptım da şimdi hiçbir şey fark etmeyecek arkadaşlar. Onunla 20 değerini yine swap edecek. Çünkü bakın template'i ben buraya yazdığımda bu T'yi buraya koyduğumda zaten benim T'min içindeki bütün ifadelerin hepsini artık derleyici ne yapıyor? Derleme zamanında bu dili analiz ettiği için, X'in ve Y'nin türünü bildiği için semantik analize geçmeden önce lexical analizi yaparken aslında ne yapıyor? Template içindeki type name T'yi gidiyor double'la değiştiriyor. Ya da float'la değiştiriyor. Ya da bir class'ın türünden değerle değiştiriyor arkadaşlar. Template aslında bu işe yarıyor. Derleme zamanında kodun türünü belirleyip generic maliyeti gidip runtime'dan kaldırarak aslında bize bir kod yapısı yazarak birden fazla işlem yapma imkanı tanımlıyor. Normalde bakın bizim function overloading'imiz burada var. Biz function overloading yapabiliriz swap'e. Gideriz integer'ını da yazarız, double'ını da yazarız, float'ını da yazarız ama bakın bunların hepsi zaten kodun içerisinde koda derleyiciye gömülmek zorunda kalıyor. Siz gidip böyle bir template type name T yazarsanız zaten main yani çalışan kodun içerisinde ne varsa gidip onu gömmeye çalışıyor arkadaşlar. Template bu yüzden aslında çok önemli. Mesela biz hiçbir zaman için toplama, çıkarma, bölme sınıfları için bakın sınıfları için hiçbir zaman arkadaşlar ne yapmayız? Hiçbir zaman gidip bunları function overloading şeklinde yazmayız. Zaten template kavramı burada içerildiği için, bu olduğu için biz bunların gideriz türlerini böyle generic yaparız. Derleyici zamanında bakın bunları doğru bir şekilde ifade etmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdi bakın template'leri biz yapmaya devam edeceğiz ya bu template'leri yaparken ne yapacağız biz? Gideceğiz bunların içerisindeki bütün ifadelerin hepsini diğer örneklere de uygulamaya çalışacağız. Çünkü buradaki kurallar da aslında çok katı. Biz zaten bunu vektörde string'de detaylı bir şekilde yaptık. Ama bakın burada yapmaya çalıştığımızda bunun kurallarını öğreneceğiz ki kendi sınıflarımızı böyle generic hallere getirebilelim. Ve bunların kurallarından detaylı bir şekilde faydalanabilelim arkadaşlar.